Evet, günaydın doktorda sırada kim var diyorsunuz? Profesör Doktor Mustafa Hulusi Özkan, kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı, hep beraber izliyoruz. Omuz ağrıları özellikle yaşlanan popülasyonla beraber artmaya başladı. Özellikle alışkanlıklarımız, omuzumuzun kullanım şekilleri bu noktada belirleyici olmakta. Omuz ağrılarına baktığımız zaman, dağılımına baktığımız zaman özellikle 40 yaşlarından sonra, 45 yaşlarından sonra en sık omuz ağrısı nedeninin karşımıza omuz bölgesinde sıkışma sendromu dediğimiz bir hastalıkla oluştuğunu görüyoruz. Nedir bu sıkışma sendromu? Gördüğünüz gibi omuzun bir humerus başı dediğimiz biz omuz eklemi vardır. Humerus başından ve glenoid dediğimiz yuvadan oluşur. Bu bölgede omuz başının üstünü saran rotator manşet adelesi dediğimiz adele grubu vardır. Bu adele grubu özellikle rotator manşet niye diyoruz? Döndürücü adele dediğimiz yani kolu yukarıya doğru kaldıran ve döndürme işlemini yapan adele grubudur. Bu adele grubu dar bir kanaldan geçer. Bu dar kanaldan geçerken işte zorlamalar, tekrarlayan mikrotravmalar nedeniyle bu tendon bu geçtiği bölgede sürtünmeye maruz kalır. Üst taraftaki akromion dediğimiz yani kürek kemiğinin devamı olan kemiğin altına bir sürtünme meydana gelir. Özellikle işte yoğun aktivite gösterenlerde veya zorlanmaya maruz kalan rotator kafta, döndürücü manşette bir şişme meydana gelir. Dar hale gelir ona bu kanal ve buna bağlı olarak sürtünme oluşur ve bu sürtünmenin tekrarlayan sürtünmeler nedeniyle de tendonun yapısında bozulmalar meydana gelir. Ve tendon daha kırılgan hale gelir. Ve en sonunda da, en son evresinde de tendonda bir yırtık oluşur. Çünkü tendonun yapısı bozulur. Kolajen yapısındaki bozukluklar nedeniyle tendonda yırtılma meydana gelir. Tendonun yırtılması artık son evresidir. İlk önce enflamasyon dediğimiz şişme evresiyle ağrı oluşur. Kişi ağrıyı nerede hisseder? Genellikle omuzun ön tarafında ve daha çok pazu bölgesinde, pazusunda veya deltoidin yapışma yeri dediğimiz omuzun yan tarafında hisseder. Buna yansıyan ağrı diyoruz. Hasta özellikle geceleri ağrı duyabilir. Geceleri ağrı duyması yırtığın oluştuğunu gösteren delillerden bir tanesidir. Eğer hastada bir sıkışma sendromu varsa fakat bir kas yırtığı mevcut değilse muhakkak fizik tedavi programını alıyoruz. Fizik tedavi programı ne yapıyoruz fizik tedavi programında? Bir kürek kemiği ile beraber omuz ekleminin beraber senkronize hareketini tekrar öğretiyoruz. Yani biz omuzu tekrar kullanmasını öğretiyoruz hastaya. Bu çok önemli bir şey. Çünkü günümüzde omuzun duruş bozukluğu nedeniyle omuz bölgesinde sıkışmalar görülebiliyor. Telefonu kullanırken muhakkak önümüzü ön tarafa alıyoruz, omuzumuzu ön tarafa alıyoruz ve bu tabii omuzda sıkışmaya neden olabiliyor. Yine çamaşır asmalar, yine kişilerin başüstü aktivitelerde yer alması, başüstü aktivite yapan sporcularda bu tür problemleri görüyoruz sonuçta. Postür bozukluğu olanlarda yine omuz problemi görebiliyoruz. Postürü düzelttikten sonra bu problem ortadan kalkıyor. Sporcularda özellikle en ufak yaralanmalarda ve problemlerde muhakkak iyi bir değerlendirme yapılması lazım. Kronik ağrısı olan kişilerin muhakkak hem muayenesinin hem de gerekli olan film veya manyetik rezonans değerlendirme ile kasın değerlendirilmesinin muhakkak yapılması gerekmekte ki daha geç olarak tanı konulmasın, daha erkenden müdahale edilebilsin diye.